Sayın Mustafa Durdu kimdir? Sektöre girişiniz ne zaman ve nasıl başladı efendim? Mühendisim. Aslen Bursalıyım. 1997 yılında sigorta sektörüne girdim. Bazı sigorta şirketlerinde bölge müdürlüğü yaptım. Emekli olduktan sonra da danışmanlık firmamı kurdum. İnsanlara hizmet etmeye çalıştım. Çok da iyi yapıyorsunuz. 25 yılın bir tecrübeyle hareket ettiğinizi söyleyelim. Şimdi burada verilen hizmete değinmeden önce konumdan bir kez değerli izleyicilerimize bahsetmek istiyorum. Bornova'dayız. Bornova'dayız. Bornova'nın? Evet, Topçu Tugay'ın hemen arkasında. Arka tarafında kalıyoruz. Son derece de kolay, lojistik bir noktadayız. Ve yaklaşık ofis ortamımız, çalışma ortamımız nedir efendim? Kaç metrekarelik? 75 metrekare bir ofis ortamı. 4 arkadaşımızla birlikte çalışıyoruz. Bazı hukuk bürolarıyla da paydaş. Çözüm ortağı olarak onlardan da hizmet alabiliyorsunuz. 4 profesyonel kadromuz var, evet, ki her biri uzun yıllar bu sektöre hizmet, tabii, vermiş uzman, evet, arkadaşlarımız. Peki size gelen taleplere baktığımızda nerelerden geliyor? Hizmet nerelere kadar ulaşabiliyor efendim? Aslında Türkiye geneline hizmet veriyoruz ama lokasyon olarak genellikle İzmir ve çevresi daha fazla müracaatta yoğunluk var. Öyle bir yoğunluk var. Ama talep Türkiye doğrusuna her yere hizmet verebilme imkanımız da var. Biraz açalım mı? Verdiğimiz hizmet nedir? Talepler doğrusuna müşterilerinize sunduğunuz hizmet nedir efendim? Tabii. Trafik kazalarında araçların, şahısların mal, can ve bedeni kayıpları ile ilgili danışmanlık hizmeti veriyoruz. Hı hı. Hukuki haklarını savunuyoruz. Alabilecekleri tazminat bedelleri ile ilgili kendilerine müşavirlik, danışmanlık ve yol göstericilik yapıyoruz. Şimdi bu konuda yasalarla birlikte aslında bizim bilmediğimiz ama izleyicilerimizin belki bir bölümünün en azından bildiği, bir bölümünün ise hala haberi olmadığı bir takım yasalar var. Evet. Bunların sizin gibi meslektaşlarınızla daha evvel yaptığım sohbetlerde öğrendiğimde ben de şaşkınlık içerisindeydim. Bir kaza sonrası yıllar sonra hala hak talep ettiklerini gördüm. Evet. Bu konuda tabii ki danışmaları durumunda da onlara bu konularda, evet, hizmet verebiliyorsunuz. Tabii. Peki İzmir'in bütünü ve Türkiye'nin 81 ilini dediniz. Bizi, evet, izleyen izleyicilerimizden böyle bir talep gelmesi durumunda. Evet. Değerli izleyicilerimiz sizlere nerelerden ve nasıl ulaşabiliyorlar? Efendim web sitemiz var. Telefon iletişim. Sosyal medya sayfalarından firma abi. Evet. Size ulaşabilirler. Ayrıca telefon numaranız var. Evet. Paylaşalım. 0545 522 0202 telefon numaramız. demhasaryonetimi.com.tr sosyal medya sayfalarınız. Evet, oradan. Talepler olsa size ulaşabilecekler. Zaten sosyal medyadan ulaşmaları durumunda verdiğiniz hizmetlere dair detay bilgileri de bulabilecekler. Web sitemiz gayet detaylı. Harika. Şimdi ben bugün sektörün ciddi manasında en fazla sevilen, tercih edilen işletmelerinden biri olduğunuzdan bahsettim ama kabul edersiniz ki yalnız değilsiniz. Evet. Sizin gibi hizmet veren ya da verdiğini iddia eden çok sayıda işletmeler var. Evet. Sizi diğerlerinden ayıran size göre özellik nedir? Niçin insanlar size daha fazla çalışmak ister? Efendim, ben sigorta sektöründe özellikle bu işle ilgili hasar bölümlerinde yetişme birisiyim. Ekibim de çok güçlü, deneyimli, tecrübeli. Bunlar bizi diğer arkadaşlarımızdan farklı kılıyor. 25 yıllık bir tecrübe. Evet. Tabii ki anında müdahale etmek, verdiğimiz hizmetin arkasında durmak, insani ilişkiler, kolay ulaşılabilir olmak belki, tabii, bu tercih edilme sebeplerinin içerisinde yer alıyor diyelim. Tabii. Bugün sektöre yön veren işletmelerden birisiniz. Gelecek konusundaki projeleriniz, neler yapmayı planlıyorsunuz? Efendim, şirketimizin şubeleri kanalıyla insanlara hizmet vermeyi hedefliyoruz. Şimdilik 2 tane şubemiz var. Şubeleşmeye de 6 ay. Yani 2022 yılında başladık. Hedefimiz 2022 yılı içinde 10-12 civarında bir şubeye ulaşmak. Şube sayısını artırarak daha fazla insana ulaşıp hizmet vermek. Daha fazla insana ulaşabiliriz. Evet. Daha fazla insanı bünyemizde çalıştırabiliriz. Şube sayısını artırabiliriz. Ama tüm bunları yaparken önceliğimiz anladığım kadarıyla kaliteden ödün vermeden bu, kesinlikle, hizmeti devam ettirmek ilk proje. Tabii. Efendim, kabul edersiniz ki burada verilen hizmetler bu kadar kısa sürede değerli izleyicilerimize aktarılması çok mümkün değil. Ama çok yoğun bir tempon içinden bize zaman ayırdınız. Ben sizlere bir kez daha teşekkür ediyorum. Başarılarınız daim, kazancınız, rızkınız, bereketiniz bol olsun diyorum. Ben de çok.